Merhaba, videoma hoş geldiniz. Kanalda daha çok bilim ve genel kültür üzerine içerik üretiyorum. Bugün size 21 Aralık tarihinin neden en uzun gece olduğundan bahsediyor olacağım sizlere. Bu olay tamamen dünyanın eksen eğikliği ve yörünge modeliyle alakalı bir şey. Ve aslında herkesin bilmediği bir şey var. O da aslında herkes için 21 Aralık tarihinin en uzun gece olmadı. Dünya ekvator çizgisi ile kuzey yarımküre ve güney yarımküre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ekvator çizgisinin üst tarafında kalanlar kuzey yarımkürede, alt kısmında kalanlar ise güney yarımkürede oluyor. 21 Aralık kuzey yarımkürede kalanlar için en uzun gece oluyor. Güney yarımküredekiler ise gündüz oluyor aslında. Terslik neden kaynaklanıyor? Genel Dünya güneş etrafındaki yörüngesine tam dik olarak hareket etmez. Yörünge ile dünya arasında 23 derece ve 27 dakikalık bir açı farkı var. Bundan dolayı yıl boyunca herhangi bir bölge için güneş ışınlarının geliş açısı sürekli değişiyor. 21 Aralık tarihinde kuzey yarımküre için neden en uzun gece yaşandığını anlamamız için iki önemli kavrama daha bakmamız gerekiyor. Bunlar Oğlak ve Yengeç dönenceleri. Yengeç dönencesi kuzey yarımküredeyken Oğlak dönencesi de güney yarımkürede bulunuyor. Güneş ışınları bu iki dönence arasında yıl boyunca dik gelip gidiyor. Yılda birer kez güneş ışınları bu dönenceler üzerinde dik geliyorlar. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik düşüyor. Bundan dolayı güneş ışınları aslında kuzey yarımküreye en uzak olduğu zamanı yaşıyor. Ve dolayısıyla da 21 Aralık kuzey yarımküre için en uzun gece oluyor. Ve videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu tarz daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Her iki yanda çıkan videolardan biri sizin için yeni video, diğeri de kanalıma yüklediğim en son video. Onlara da bakmayı unutmayın. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.